Galeta unu mu? Bir tane yumurta. Evet. Hemen baharatlarımı ekleyeyim köftemin içerisine. Biraz karabiber. Bugün biraz değişiklik yapacağım çünkü biber salçası ekleyeceğim. Biraz da pul biber. Hazır elim batmışken ben köftelerimi de aradan çıkarayım. Tam yuvarladıktan sonra orta bölümünü hafiften bastırıyorum. Biraz çukur olmasını istiyorum. İçe doğru bastırırsanız daha rahat olur. Gördüğünüz gibi şöyle bir görüntü çıkacak ortaya. Evet. Yağım burada ısınırken ben artık sosuma geçebilirim. Köftelerim burada. Bir tane yumurtaya ihtiyacım var. Bir tane de çırpma teli. Sodamı da eklersem. Kıvamına baktıktan sonra tekrar devam edeceğim. Biraz un mu ya da soda mı koymak istediğime. Evet, bana hemen zaten belirtiyor. Soda ekle bana diyor. Burada kıvam çok önemli. Çok cıvık olmayacak köfteleri bu sosun içerisine buladığım zaman yağ attığımda dağılmaması gerekiyor. Yani aslında köftenin üstünü kaplaması gerekiyor. Biraz da lezzetlendirelim. Sosumuz istediğimiz kıvama gelmiş mi? Böyle kaldırdığınız zaman işte çok hafiften akıcı olabilir. Çünkü çok koyu olduğu zaman da köftenin dışının çok kalın kapladığı zaman da köfte lezzetini kapatabilir. Bunu buraya alalım. Biraz sonra yağım ısındığında hemen devreye girecek. Şimdi bu işin bir de harç kısmı var. Şimdi kabağı hazırlayacağım ve burada aslında köftemi öncelikli olarak yoğurdum. Hemen ardına garnisini hazırlıyorum. Çünkü pişirdikten sonra hepsinin belli bir dengede pişmesi ve fırına göndermem gerekiyor. Aksatmadan ve tam zamanında. Öncelikli olarak havuçları, hemen üzerine de bu çili biberlerini ekleyeceğim. Birkaç tane de sarımsak. Çok fazla soteleme derdim yok çünkü bu sotelemiş olduğum bütün malzemeleri fırında da pişirmeye devam edeceğim için çok fazla sotelemeyeceğim. Hemen ocağın altını birazdan kapatabilirim. Biraz da lezzetlendirmek için tereyağı. Son bir dokunuş. Orta bölümdeki sebze harcımı küçük tarafa ve yeni tavayı da bolca kırmızı soğan ve diğer malzemeleri sotelemek için kullanacağım. Mis gibi sebzem de hazır. Sağ tarafıma sebzeyi park ettim. Gelsin şimdi kırmızı soğanım. Bu kabuklarımızı çöpe gönderelim. Hop. Bir bakalım yağın durumu nedir? Evet, gayet ısınmış. Şimdi önce soğanları atayım. Soğanlarım da bir taraftan sotelenirken ben artık bu güzel köftelerimi harmanlayıp yağda kızartabilirim. Hepsini birlikte karıştırıp çatalın üstünde hafif süzerek bırakabilirsiniz. Evet, gayet kolay. Çok fazla da pişirmeyeceğim. Altın sarısına geldiği zaman da zaten yağın içerisinden alacağım. Dediğim gibi fırına göndermem gerekiyor bu yakışıklıları. Soğanımın yanına kekiklerimi de doğradıktan sonra soğanla olan işimi de artık ufak ufak bitireceğim. Neler koyacaktım? Vişne suyu ve elimde çok güzel bir böğürtlen var. Mükemmel bir renk çıktı ortaya yine. Bu yapmış olduğum harçla aslında görüyor musunuz ne kadar güzel kapladı dışını? Şimdi bir miktar daha vişne suyu ve birlikte kaynamasını istiyorum. Biz buna reduction diyoruz, yani çektirme. Kaynadıkça buharlaşan bu vişne suyu hem malzemeyi pişirecek, hem özleşecek, hem de mükemmel bir lezzete ulaşacak. Ve çektirmeden kastımız su azalacağı için tam böyle istediğim kıvama getireceğim.
Amacım köfteleri pişirmek değildi. Bunu zaten daha önce söyledim. İşte ortaya böyle çok güzel mantar gibi yakışıklılar çıktı. Bir köşede bekliyor. Çünkü biraz önce hazırlamış olduğum bu güzel sebzeyi de ortalarına doldurduktan sonra fırına göndereceğim. Bu kırmızı soğan sotesinin içerisine birkaç tane de böyle diş olarak sarımsak bırakmak istiyorum. O da onlarla birlikte pişsin. Biraz önce işte bu harca buladığımız köfteleri artık tepsinin içerisine alabiliriz. Güzel görünen renkli canlı sebzeleri de bu köftelerin üzerine bırakacağım artık. Köftelerimi fırına gönderiyorum. Bunlar fırında pişerken ocaktaki kırmızı soğanım da çok güzel bir garni olacak. Tabağın altına onu yayacağım. Şimdi köfteleri elimizi yakmadan fırına koyalım. Ocağımın altını artık kapatabilirim. Görüyorsunuz kıvamı mis oldu. Neden? Buharlaştırdık, kaynattık. Artık köftemin alt garnitürü, aslında sos da diyebilirim. Bunu kapatabilirim. Bir köşeye kaldıralım. Ana yemeğimin içerisine kekikleri atacaktım. Aman Allah'ım, mis gibi kokular. Gel aktüel abicim sen yine. Bak görüyor musun, işte karamelize ettik biraz önce. Güzel sebzeler, altında köfte hafif yağını bırakmış. Tam istediğimiz gibi ocağımın üzerine biraz önce hazırlamış olduğum bu kırmızı soğanlı vişne suyu ve böğürtlenle yaptığım ve üzerini taze kekikle de taçlandırdığım ve köftemin altına hem sos hem de güzel garni olacak olan bu lezzeti artık ısıtabilirim. Köftelere. İşte efendim karşınızda